Abimler oyun oynarken ben de yanlarına gidince abim bir anda beni itti. Git bakayım sen bebeklerinle oyna dedi. Ama ben onlarla oynamak istiyordum. Onlar benden büyüktü. Beni itince abim ben de küsüp divanımız vardı. Bilir misiniz divanlar ama üzerinde de kütüphaneliydi olan. Orada oturup resimli kitaplara bakmaya başladım. Bir anda o cüce adamı gördüm. Bana hafif sinsi gülüyordu. Ben de korkup "Abi, abi orada küçük bir adam var. Buraya gelsenize." dedim. Ama abim bana inanmadı. Ben "Orada, orada işte görmüyor musunuz?" diye ağlamaya başlayınca ama o küçük adam beni güldürmeye çalışıyordu bir anda. Yani bana değişik değişik hareketler yapmaya başladı. Ama yanıma yanaşamıyordu bir türlü. Hiç de konuşmuyordu. Böyle çok günlerde onu görüyordum. Hatta bir gün anneme, anne burada cüce bir adam var. Kapının arkasına saklanıyor. Bazen beni güldürmeye çalışıyor, bazen de beni korkutuyor. Ama ben o adamdan korkuyorum diyordum. Ama annem ya bana inanmak istemiyordu ya da o da her şeyin farkındaydı, korkmamızı istemiyordu. İki arada bir derde kalmıştı kadıncağız. Bir gün annem bana Hadi gel yemeğini ye dedi. Ben de elime ekmek alıp o küçük adamı gördüğüm odaya gittim. Oradaydı kapının arkasında. Ben de ekmek uzattım. Alsana sen de ye dedim. Ama yemedi. Sadece ekmeği elimden aldı. Ben de koşarak mutfağa gittim. Annem de bana ne oldu? Ne oldu niye gittin dedi bana. Ben de o küçük adam o küçük adama ekmek verdim. O da yesin, karnı açtır dedim. Annem bir anda elindeki tabağı yere hızlıca indirip ne küçük adamı dedi. Kim? Hadi gel bana göster. Ben de anneme gel göstereyim anneciğim. Hep kapının arkasında dedim. Hızlıca odaya gittik. Gösterdim anneme ama orada bir küçük adam var diyorum. Annem ise Hani nerede diyor? Yani benim gördüğümü annem görmüyordu o anda. Sonrasında ekmekleri gördü. Ekmekler hep yerdeydi ama ufak ufak doğranmış. Ben ona doğrayıp vermemiştim. Bütün olarak yani bir parça ekmek kesip eline vermiştim sadece. Ama o ekmekleri ufak ufak doğramış, hepsi yerdeydi. Annem de bana "Sen mi yaptın bunu? Ekmeği yere mi attın?" Günah değil mi kızım dedi bana. Ben de anne hayır ben yapmadım. Görmedin mi? Ekmeği böyle yarım olarak aldım. O küçük amcaya verdim Yesin diye. O atmış. Ama nedense annem ya inanmak istemiyordu ya da benim oyun oynadığımı düşünüyordu galiba. Sonra ekmekleri topladı. Bir daha yapma böyle bir şey. Çok günah dedi. O gün akşam bize babamın akrabaları gelmişti. Biz de bir odada oynuyorduk. Aniden elektrikler gitti. Annem de oradan bize seslendi. Korkmayın sakın. Mum yakacağım, getireceğim dedi. Ama bir anda o küçük adam benim karşıma geçip elinin içinde ateş yaktı. Avuç içi zaten delikti. O delikten ateşler çıkıyordu. Ben de bir anda, aa, sen nasıl yaptın ki onu dediğimde. Abim bir anda bana baktı. Sen kiminle konuşuyorsun dedi. Ben de bak abi bak kapının arkasına dedim. Abim kapının arkasına bir baktı ki. Bir anda alevler içinde kaldı o küçük adam. Her tarafı alev alev yanıyordu. Abim de gördü. Öyle bağırdı ki altını ıslattı korkudan. Sonra annem babam diğer teyzeyle amca da geldi. Ne oldu diye. Abimin bir anda dili tutuldu resmen. Ben orada küçük adam var. Küçük adam var ya elinin içinde ateş vardı. Abim o yüzden korktu dediğimde ne dediğimi bile anlamak istemediler. Durmadan abime ne oldu? Oldum. Ne oldu? Ne oldu sana diyorlardı. Ama abim cevap veremiyordu. Ağlıyordu, konuşamıyordu. Sonra birden elektrikler geldi. Onu da ona da o küçük suretli cin yapmıştı büyük insanları öldüren o cin bana karışmıyordu. Ama abimleri korkutuyordu. Bu olay olunca annem de şüphelenmeye başladı. Hatta bazı şeyleri biliyordu ama bizim korkmamamız için herhalde bize söylemek istemiyordu. Ya da hiç dile getirmiyordu. O gece bizdeki misafirler yani amcayla teyze de bu evde tuhaf şeyleri olmuş zamanında. Bir hoca getirip okutun bence burayı dedi. Öyle söylediği anda bir anda ampul patladı. Ben kafımı bir kaldırdım baktım ki o küçük adam havaya kalkmış elleriyle ampulü parçaladı. Yerlere ampulün parçaları düştü hep. Annem annem ise korkudan ne yapacağını bilemedi. Babam hemen kalkıp mum yakmıştı. Ama o adam orada duruyordu. Ayakları yoktu yani. Bütün bedeni yukarıdaydı. Ama onu, onun o halini yani. Sadece ben değil, abimler de görmüştü. Ama babam durmadan biz burada küçük bir adam görüyoruz dedik diye bize çok kızıyordu. Babam çok kızdığı için de korkudan kimse sesini çıkartamıyordu. Ama artık bu öyle bir hal almıştı ki. Abimler uyandıklarında boşlukları, çimdiklenmiş gibi mordu. Anneme gösterdiklerinde ise annem yine yok bir şey. Ya birbirinize şakalaştınız ya da sinek ısırmıştır oğlum ya da bir yere çarpmışsınızdır diyordu. Yani üstünü örse de biz onu görüyorduk. Bir gün annem işkilenmiş olacak ki elinde dua kitabıyla odaları okumaya başladı. Sonra dua kitabını masanın üzerine bıraktı. Merdaneli çamaşır makinemiz vardı. Çamaşırları çıkartırken birden annem bağırdı. Koş, koş Gizem Fatoş ablanı çağır dedi. Ben de koşarak bir üst katımızdaki Fatoş ablamı çağırdım. Aşağı indiklerinde annem, annem hemen beni banyodan çıkarttı. Yılan var burada, yılan var burada Fatoş. mi buradan çıkart dedi. Hatta Fatoş ablaya şuraya girdi. Makinenin altına girdi Fatoş dedi. Fatoş abla da çok cesaretli bir kızdı. Anneme, ablacım burada yılan olması imkansız. Buraya nasıl tırmanacak, girecek yani. Sürüngen hayvan o. Bizim apartmanın üst yüzeyi kaygan mozaik taşıyla kaplı. Yani kayar gelemez. Hem bahçe yok ki. Arka tarafta ufacık bir yer var. Bir çiklen bir tacı var. O da bizden uzakta dediğinde. Annem ise ama kaleler var. Kalelerde olmaz mı yılanlar? Oradan gelmiştir. Ben gördüm. İnan ki gördüm Fatoş ayağıma değdi resmen. Makinenin altına girdi dedi. Fatoş abla da eğilip baktı. Yok. Sonra bir yerden tıslama sesi geldi. Tıslama sesi gelince Fatoş abla da korktu. Hemen süpürgeyi aldı. Bilirsiniz ya süpürgeleri. Süpürgeyi alıp ters çevirip başıyla etrafa etrafa dokunuyordu. Nerede diye. Annem ise banyodan çıkmış mutfaktaydı. Elinde bir bardak su ile Fatoş ablaya bakıyordu. Ben, ben ise annemin ayaklarının arasından yılanın geçtiğini görünce Fatoş ablanın eteğini çektim. Fatoş abla, orada, orada diye. Fatoş abla da bana, nerede kız dediği anda annemin ayaklarını gösterince o da gördü. Annem yılanı görür görmez yere bayıldı. Mutfağın camı açıktı. Yılan sanki yolu biliyor gibi duvardan sürünerek bir anda kayboldu. Fatoş abla da gördü ama. Camdan baktık. Kömürlüğe inmiştir belki diye kömürlüğe gitti dedi Fatoş abla. Sonra anneni anneni tut geliyorum dedi. Annem baygınlık geçirmişti çünkü. Kömürlüğe gidip baktım. Baktım ama hiçbir yerde yok. Nereye gitti ki? Bu büyük bir yılandı. Ama nasıl yani bu imkansız banyodan mutfağa nasıl geçer? Bizim gözümüzün önden geçmesi gerekir. Bunun eşi de var herhalde dedi. Annemin burnuna soğan koklatıp uyandırmaya çalıştı Fatoş abla. Ama annem baygınlık geçirdiği için dişleri kilitlenmişti. Çok korkmuştum anneme bir şey olacak diye. Bu olaydan sonra annem bir daha, bir daha ben bu evde oturmam dedi. Buradan taşınalım dedi babama. Ama babam inat etmişti. Hurafedir. Yılan değildir. Yanlış görmüşsünüzdür diye. Ama hadi ben çocuğum. Fatoş abla da mı yanlış gördü? Annem de mi yanlış gördü? Annem evde kalmak istemiyordu artık. Ağzı burnu korkudan yarı olmuştu. Ama diyorum ya babam tutturmuştu. Kömürlükten gelmiştir. Açmayın camları dese de babam da artık şaşırmıştı. Annem eskisi gibi değildi. Bu olay daha geçmeden bu sefer evimizde akrepler çıkmaya başladı. Yavru akrepler. Yavru akrepler daha çoktu. Biz bizi duvarlarda yürürken görüyorduk. Annem annem bir defa hasta bağırdığı gibi bayıldı. Hep bizim yardımımıza koşan Fotoş ablaydı. Gene yanımıza geldi. Ne oldu dedi. Ben de duvarları gösterdim. Ama yılanı görmüştü. Akrepleri görmüyordu. Akrep de olmuştu duvarın bir bölümü. Ama ters dönüyorlardı. Fatoş abla ben görmüyorum burada. Hani neredeymiş bu akrepler diye duvarın ortasını sıvazladı. Ben de bak bak orada diye parmağımla gösterdim. Ama Fatoş abla eliyle duvarı sürüp hani neredeymiş bak öldürdüm hepsini kovdum korkmayın dedi bana. Ama biz korkmayalım diye öyle söylese de onlar gitmiyordu. Bir anda Fatoş ablanın eline doldular. Fatoş abla elinin üzerinde diyorum ama o görmüyor. Nerede? Hani kızım nerede? Siz vallahi bu evde kafa yiyeceksiniz dedi. Sonra onların evde yaşlı bir nenesi vardı. Çok yaşlı teyzeydi. Kilolu olduğu için de çok zor yürüyordu. Sonra Fatoş ablaya beni aşağı indirin demiş. Fatoş abla o teyzeyi bizim evimize getirdi. Elinde kocaman bir tesbih vardı. Eve geldiğinde hepimize sorular sordu. Sonra da bizi dinledi. Bilge bir yaşlı nineydi. Sonra bize oturun bakalım yanıma dedi. Bir anda Kur'an-ı Kerim'i açıp Kur'an okumaya başlayınca evin içerisinde taktuk taktuk diye yürüme koşturma sesleri geldi. Ama nasıl desem? küçük küçük adımlarla koşuyor gibi. Bir yere vururcasına adımlarını hızlı hızlı atıyordu. Sonra yaşlı nene gözlüklerin arasından etrafa bakıp aynı zamanda da Kur'an okumaya devam ediyordu. Bu sefer belki bana inanmayacaksınız ama mutfaktaki tüm tabaklar yere düştü. Sanki zangır zangır titremeye başladı. Çabuk bu ev başımıza çökecek. Çocukları alın bize çıkalım dedi nene. Annem de baygındı. Kendine gelmişti ama. Zavallı anneciğim. O halde bile bizi düşünüyordu. Çocukların üstüne bir şeyler alayım dedi. Bizim odaya girdiklerinde bizim odada yer yatağı vardı. Yüklük gibi bir yer. Annem yatakları üst üste koymuştu. Ama bir anda o yataklar yanmaya başladı. Alev aldı. Annem bir anda bağırmaya başladı. Fatoş, Fatoş koş. Eyvahlar olsun ev yanacak dedi. Fatoş abla gelir gelmez yatakların tutuştuğunu görünce o da şaşırdı. Tamam abla tamam bir dakika dur dedi. Ben hemen banyodan bir kovası alıp geleceğim dedi. Hemen Fatoş abla suyu getirip yatakların üzerine döktü. Anneme de hadi sen çocukları al yukarıya çık. Nenemi kolundan tut, yürüyemiyor dedi. Hemen neneyi tutup abimlerle birlikte üst kata çıktılar. Ama ben orada ateşe baka kalmıştım. Su dökmesine rağmen döşekler sönmüyordu. Yani ben odada kalmıştım. O telaşede annem Gizem, Gizem, Gizem nerede? Gizem içeride dedi. Sonrasında da bana hadi gel kızım gel dedi. Ben de tam odadan çıkarken yani koşarken bir anda odanın kapısı kapandı. O küçük cüce adam kapının arkasında elinde ateşten toplarla etrafı atıyordu. Ama ilk defa o gün sesini duydum. Yani o zaman çocuktum. Nasıl konuştuğunu seçemiyordum ama size nasıl desem Kıbrıslıların bir konuşma tarzı vardır ya Yunanlılar gibi. Diyorum ya o zamanlar çocuk olduğum için Kıbrısların dilini falan bilmiyordum. Sanki Ermeni diline de benziyordu. Karışık konuşuyordu yani. Türkçesi pek anlaşılmıyordu. Ama bana Mama Sumin diwasete to yani Yani annene söyle Kur'an okumasın. "İpete Yoksa ölür." dedi. Durmadan da "Tianatos, Tianatos, Tianatos!" diye bağırıyordu. Diyorum ya ben çocuk olduğum için ancak bizim dilimize konuşmaya çalışınca anlayabiliyordum. Sonra bir anda göz yemin içine bakınca ben de korkudan bayılmışım. Gözümü açtığımda ise annem, annem başımdaydı. Fatoş abla da herkes başımdaydı. Ne gördün dediler bana. Ben de annen, annen Kur'an okumasın diyor. Bir de değişik kelimeler söyledi dedim. Tabi o zamanlar o kelimelerin anlamlarını bilmiyordum. Ama büyüdüğümde ve Cüce adamı tekrar gördüğümde o kelimeleri yine duyunca araştırmıştım. Anlamını bilmediğim kelimeler yani bir de cüce suretli adam suretindeki cini karşımda görünce çok korkmuştum. Ama diyorum ya bana hiçbir şey yapmıyordu. Bu olay üzerine iki gün Fatoş kaldık. Babam hoca getirdim okuttum dedi. Gerçekten de cami hocasını getirmişti. Annemi ikna etti yani. Tekrardan eve döndük. Nereye gidebilirdik ki? Diyeceksiniz ki evi taşısaydınız yani başka bir yere. O zamanlar imkan yoktu demek ki. Taşınmak o kadar kolay olmuyor ki. Hele ki insanları kalırsa böyle bir hurafe yüzünden evden taşınılmaz diyorlardı. Herkes farklı bir şey söylüyordu. Babam da zaten sinirli bir yapıya sahip hemen onların dediklerine inanıyordu. Babamın akrabaları Evde yılan, akrep, değişik değişik böcekler gördüğümüzü söylediğimizde bize inanmıyorlardı. Ama görüyordum. Bunu annem de, abimler de görüyordu. Abimlerin psikolojileri bile bozulmuştu. Geceleri altlarını ıslatmaya kadar gitmişti bu durum. Bir gece annem beni çağırdığını duydum. Herkes uyuyordu aslında. Hepimiz odamızdaydık. Annem beni neden çağırsın ki? Tekrardan annemin sesini duydum. Hadi kalk. Kalk bir yere gideceğiz Gizem diyordu bana. Ben de kalktım. Karşımda annem ama yüzü asık. Gel seninle bir yere gideceğiz dedi tekrar. Ben de anne çoraplarımı giyineyim üşürüm dediğimde yüzüme öylece bakıyordu. Ama çoraplarımı giyinim, üşürüm dediğimi hiç unutmuyorum. Sonra elimden tuttu. Ama eli buz gibiydi. Ben de elini tuttum. Çocuksun, bilmiyorsun ki neyin, yani neyin ne olduğunu bilmiyorsun. Sonuçta annenin suretinde. Ona güveniyorsun ve gidiyorsun. Bizim ev ikinci kattaydı. Beni alıp aşağı kömürlük kata götürdü. Yan tarafında bir ağaç vardı. Bahsetmiş miydim bilmiyorum başlarda. Çiklenbit ağacı. Çiklenbit ağacı çoktu bizim oralarda. Kömürlüğün yanındaydı. Yan binada küçük bir bahçesi olduğu için oraya ekmişler demek ki zamanında. Oradan da bizim tarafa geçmişti. Yani ağacın dalları. Bir an annem elimi bıraktı. Sonra ciklenbit ağacın orada bir giriş vardı. Yani nasıl anlatsam size Sanki yer altında inilen bir tünel gibi. Bana hadi gel. Buraya kimse bilmiyor. Sana ne göstereceğim bak. Aramızda sır olarak kalacak. Anne kız arasında bir sır. Anladın mı dedi bana sinsice gülerek. Ama ben çok korktum. Çünkü içerisi çok karanlıktı. Beni elimden sıkıca tuttu. Yürü, yürü hadi gidiyoruz. İçeriye gireceğiz dedi. Kendisi eğilerek girdi bir anda annemin suretindeki o mahlukat o cüce adamın suretini bürününce ben korkudan bağırmaya başladım. Hemen bana elini ağzını göstererek sus dedi. Tünelden ilerledik. Onun gibi cüce suretli küçük küçük insanlar vardı.